İstanbul Moda Haftası'nın şüphesiz en çok konuşulan defilelerinden biriydi Özgür Masur defilesi. Konuklar arasındaki Bade İşçil olaylı boşanma süreciyle ilgili ilk kez konuştu. Anne olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Gülşen şıklığıyla göz kamaştırdı. Hem de kızı için düşündüğü lakabı açıkladı. Ünlü oyuncu Bade İşçil, sancılı geçen boşanma sürecinin ardından ilk kez konuştu. Biten evliliğiyle ilgili hangi yorumu yaptı? Bir sayfa kapandı, yeni tertemiz, bembeyaz bir sayfayla. Gülşen Ozan Çolakoğlu çifti, yılbaşından sonra dünyaya gelecek kızlarına ne isim koydu? Henüz karar veremiyoruz. Rol arkadaşı Tolga Tekin'le aşk yaşadığı konuşulan Ahu Yatu, konuya dair ne açıklama yaptı? Dünyaca ünlü Türk modacı Özgür Masur'un İstanbul Moda Haftası boyunca çok konuşulan defilesindeyiz. Ünlü iş adamı Malkoç Soalp'le 3 yıl önce jet hızıyla evlenmiş, oğlu Azur'u kucağına aldıktan sonra da uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından boşanmıştı. O gün bugündür pek ortada yoktu Bade İşçil. Büyükada'da yaşıyordu. Bir sayfa kapandı, yeni tertemiz, bembeyaz bir sayfayla tekrar gördünüz işte. Boşanma süreci sancılı geçmiş, Bade İşçil ve Malkoç Soalp defalarca mahkemelik olmuştu. Ama kötü günlerin üstüne bir sünger çekmiş ünlü oyuncu. Hiç o konular kapandı, boş ver, hiç sorma sen onları. O tarafı hiç o. O bitti. Çok tatlı bir oğlum var. Rising Star'ın güzeller güzeli jüri üyesi Emine Sandallayız şimdi de. Ünlü şarkıcı Özgür Masur defilesine siyahlar içinde katıldı. Esas burada şık bir şey yok. Bir jean var, bir gömlek var. O kadar, çok fazla hazırlanmadım. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Kıvanç Tatlıtuğ'un stilist eşi Başak Dizer, Öykü Serter, Hazal Kaya ve Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu Ahu Yatu. Ekranların moda tutkunu tüm hanımları Özgür Masur defilesinde. Leopar desenli elbisesi ve asimetrik stilettosuyla farklı bir tarz yaratan Ahu Yatu'nun Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Paramparça dizisindeki rol arkadaşı Tolga Tekin'le birlikte olduğu iddiaları yayıldı. Ahu Yatu aşk söylentilerine bakın nasıl yanıt verdi. Bir şeyler yazıp çiziyorlar ama biz de gülüyoruz. Öyle söyleyeyim. Karnı burnunda hamile olan Gülşen, saten elbisesi ve gösterişli takılarıyla defileyi en ön sırada izledi. Bayağı hızlı hazırlandım. Evde, burada oturuyorum ben. Herkes benim evdeydi. Herkesin hazırlığı bir uzun sürdü ama ben bir 10 dakikada hazırlandım. Doğuma az bir zaman kaldı. Gülşen anne olmak için artık haftaları saymaya başladı. Hamilelik nasıl geçiyor acaba? Çok güzel geçiyor. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel geçiyor. Bu kadar güzel hamilelik herkese diliyorum. Ne aş erme ne mide bulantısı. Hiçbir sıkıntı hissetmeden hamileliğin tadını çıkarıyormuş Gülşen. Çünkü zorlayıcı da olabiliyor bazı hamilelikler. Duyuyorum. Benimki çok harika. Çok güzel. Gülşen bebeği için tüm hazırlıkları tamamlamış ama bir türlü isim seçmemiş. Mecbur bir lakap takmışlar aralarında. Düşünüyoruz ama henüz karar veremiyoruz. Ve yani o ismi bulduk diyemem. O yüzden geçici olarak Piku koyduk adına. Piku diyoruz aramızda. Ve artık podyum vakti. Ünlü modacı Özgür Masur yine tüm yeteneğini konuşturmuş. Gri üstüne simli işlemelerle fütüristik bir hava, taşlı etekler ve kürklü mantolarla sofistike bir görünüm yaratmış.